Çalışmalarınızdan memnunuz. Çok büyük katkılar sunuyorsunuz. Başta başkan olmak üzere. Gerçekten Türkiye'deki kent konseylerini de bazen Twitter'dan takip ediyoruz ama bizim kent konseyimizin daha başarılı olduğunu görüyoruz. İnşallah devamı da artar. Devam eder. İşte çoğu etkinliklerde sağ olsun Ali İbrahim Bey bizi de davet ediyor. Bizim de fikirlerimizi alıyor. Konuların ortak şekilde tartışılıyor, istişare ediliyor. Son noktada başkan böyle kendileri güzel projeleri imza atıyorlar. Biz de bunları destekliyoruz meclis olarak, grubumuz olarak. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ben İyi Parti Grup Başkanımız Sayın Adnan Beker'in nezdinde sizlerin bugüne kadar kent konseyinin oluşturduğu iklime verdiğiniz destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu dönem 2009 yılında oluşan Büyükşehir Belediye Meclisimizin büyük desteği, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu irade ve sizlerin desteğiyle Ankara'da Türkiye'nin en geniş katılımlı kent konseyi oluştu. Bu bizim kadar sizin de başarınız. Hatta bizden çok sizin başarınız. Siz buna irade koymasaydınız biz bunu yapamazdık. Muhatabınız sizi anlamadığı müddetçe yaptığınız işin hiçbir önemi yoktur. Bizim muhatabımız da sizlersiniz. Yoksa biz Ankara'da defalarca bu tür yapılar kurulmuştur. Muhatabı ona olumlu reaksiyon göstermediği zaman körler, sağırlar, birbirine ağırlar olur. Bizi değerli kılan sizlere ürettiğimiz projelere gösterdiğiniz destek. Katılımcı demokrasi ve ortak akıl ilkeleri bizim çerçevemiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tabii farklı bir konforu var. Bugün Türkiye'de ilk defa katılımcı bütçeyi konuşan bir belediye ile çalışıyoruz biz. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz. Biz Türkiye'de 500'den fazla kent konseyinden tebrik aldık. Halbuki bu sizinle alakalı bir durumdu. Bundan dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu koyduğu irade ve önce olma durumunun altını çizmek istiyorum. Ve tekrar kabulünüzden dolayı teşekkür ediyorum. 100. yıllar anısına grubumuzun meclis üyelerinin adına sevgili grup başkan vekilimize takdim ediyorum 100. yıl hatırası. Bugüne kadar aldığımız tavsiye kararları. Bizim adımızı Adnan Başkan takip etsin. Çünkü nedir önemli olan esas? Doktor Süleyman Basa, İnternet Medya Federasyonu hepimiz için uyuşturucu bağımlılığının önüne geçti bu konuda. Bu konuda avantajlı bölgelerdeki okullarda. Bu hepimiz için özellikle küçük desteğinizi bekliyoruz. Nazmi olalım. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin yürütme kurulunda. Yani Ankara'da Ankara Turizm Kenti olduğunu ilk defa anlatıyoruz. Cevriye Hanım, Planlık Başkan Yardımcısı. Ankara'da 1450 muhtar zaten tanıyorsunuz. Profesör Doktor Lale Öztürk'ün bir birlikte var. Dolayısıyla hocamız da bu, sizden anlıyorum ama siz tanıyorsunuz. Zamanlar Kılıç, Petrolen Konseylerine. Sıfır atık konularında belediyelerin atık yönetim hizmetlerini kontrol etme, değerlendirme ve bu sıfır atık meselesi çok çok daha önemli hale gelmeye başlıyor. Ne kadar iyi yönetirsek o kadar. Eski başkanı Zafer Hocam, Türkiye'de kent konseyleri bütün sürecine rağmen konuşturdu. Düştü Bey, evet, kendisinden de Düştü Bey'den çok istifade ettik. Doktor Süleyman Başsa. Bir dönem uyuşturucu bağımlılığında daha tehlikeli olan suçlar gibi bir yetkimiz yok biliyorsunuz. Yani tavsiye kararı olarak paylaşıyoruz. Uyuşturucu bağımlılığının ızdırabını yaşıyoruz ve hiçbirimiz hükmedemiyoruz bunu. Bir adammış portre ve örnek alınacak bir portre. Bizim deprem mühendisleri odasının başkanı. Dolayısıyla yapı denetimi var. Onu da aslında sizlerle bir araya getirmek istedim. Ankara'nın su sorunlarını konuşmak üzere de Ankara'daki Ceren Anadolu Hanım, Ceren Hanım, türlü sizin birçok haberiniz çıktı, ben takip ettim. Konuyla ilgili bir farkındalığa çok ciddi katkısı oluyor. 1927 Mimarlar Derneği'nin de başkan vekili. Tebrik ediyoruz kendi konseyi çalışmalarını. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Elimizden gelen bir şey olursa kent konseyinin meclise taşımak istediği, meclise taşımayı uygun gördüğü veya çalışmaların altyapısını hazırladığı biz de değerlendirip bu konuda destek olmak için gayret göstereceğiz. Yani bir sivil toplum örgütü gibi muamele yapılıyor bazen. ÖDEİ kanunla kurulmuş olan bir kuruluş. Belediye ile alakalı bir kuruluştur bu. Yabancı bir kuruluş değil. Bizim sorumluluğumuz kentin oluşturduğu, olgunlaştırdığı bu fikirle belediye birimlerini tanıştırmak. Bu konuları eğer grup başkanlarımızdan birisi kürsüden sorarsa bizim konforumuz artar. Biz burada Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin bu kentin kaderini değiştirdiğine inanıyoruz. Evet. Dolayısıyla bütün performansımızı o gelişle ilişkilendirmek istiyoruz. Evet. Bunun anısını hazırladığımız çok bu belgeyi güzel. Sizinle paylaşmak elinize isterim. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz.
Bu konuda bizim görev tanımımızla alakalı da sizin ilginizi çekecektir. İçeride de bu dönemde yaptığımız işler var. Bu heyecanlandırıyor. Kentte böyle bir devlet kurma geleneği var. Bu devlete sahip çıkan devlet kurma iradesinin haklılığını gösteriyor. Dolayısıyla bizim ailesi de bize Ankara aidiyetimiz var. Zaten başkanımın çok teşekkür ederim. Temsili siyaseti yürüten aktörler alıp nasıl uygulanacağını teşekkür ederiz başkanım. Görüşmek üzere. Bu bir yıllık performans sadece faaliyet raporu değil, kent konseylerinin yasal mevzuatından Ankara'daki uygulanabilirliğine kadar bütün detayı akademik olarak da hocalarımızın çalıştığı bir rapor var. Bunu bütün meclis üyelerimize arz etmek isteriz. Buradaki rapor üzerinden sizlere katkı da yapmak isteriz. Bunu da çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Size teslim etmek isterim. İşte Mustafa Kemal Atatürk Dikmen sırtlarından bu kente gelmeseydi çok biz burada başka şeyleri konuşuyor olduk. Belki için de burada olmuyor olurdu. Evet, hikayenin başlangıcını kayda aldık. Size onu arz etmek istiyoruz. Yüzyıllarla ilgili etkinliklere devam edeceğiz. Cumhuriyet'in 100. yılında bitireceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında yine aynı etkinlikleri yapacağız. Buradaki desteğinizin devamı dileğiyle bu bölgeyi de size ben teslim etmek isterim. Çok anlamlı bir hediye bizim için. Hocaların hocası Rüşen Kereş bunu meclis üyelerimize de arkadaşlarımız teslim edecekler. Yerel temsil ve katılım kitabını yazdılar. Bu çok önemli, faydası olacaktır bize. Ankara biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'yı tercih etme nedeni burada bir ailelik geleneğinin olması, bir ailelik devletinin olması. Bununla ilgili Aton'un hazırladığı kitabı da ben hem meclis üyelerimize hem size arz etmek isterim. Ve tabii Hacı Bayramı Veli, Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi açmadan önce değerleri selamladıktan sonra mecliste gitmesini simgeleyen bu belgeyi de sizlere teslim etmek isterim. Ankara Kent Konseyi bana göre Türkiye'deki belediyelerle kıyasladığımızda belediyelerin arka bahçesi olmaktan ziyade gerçekten görevini layıkıyla yapan bir kent konseyi projesi ya da vizyonu var önümüzde. Bunu biz görüyoruz. Kent konseyleri şehirlerin vicdanı. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bir önceki grup başkanımızla, şimdiki grup başkanımızla, ki grup başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Yani kent konseyinin kuruluşundan beri bizi çok net desteklediğimiz kıymetli meclis üyelerimiz hep ağır meclis üyelerimiz. Yani siz buna inanmasaydınız, çünkü siz arabiliriz sizin. Bunu çok net anladınız. Siz buna grubu bu iradeyi koyunca diğer bütün gruplarımız da bu konuda sizlere de çok teşekkür ediyoruz bu bakışınızdan dolayı. Başkanım düzenli bir çalışma yapıldığı zaman belediyemek, onların fikirlerinden faydalanmak kolay bir şey değil. Ya biz de burada sizlerin düşüncelerini, sizlerin fikirlerini, çalışmalar, başarılı çalışmalar yapmak istiyoruz. Tabii ki bunu bu anlayışta sizin çalışmalarınıza ciddi... Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin, Savaş Zafer hocamız sağırlar birbirine ağırlar olurdu. Kimse itibar etmezdiniz. Evet. Erhan Bey sizlere tanıştırmak belki ayıp olacak ama yine tanıtayım. Erhan Bey, Fethi abi iradesinin buraya yansımasına çok katkılar. Organizasyonu olur, turizm organizasyonu, tür sabun, seyahat ajantaları, üç... Yani Cumhuriyet'in başkenti, kurucu iradenin merkezi yeter ama kendisi. Doktor Süleyman Basa, Süleyman Bey İnternet Medya Federasyonu'nun genel başkanı. Torunundan bilin. Bu süreçle alakalı çaresiziz biz. Bu çok önemli. Bu konuları çalışıyor Süleyman Bey. Yüzün üzerinde konu, burada sizin desteğiniz çok önemli. Çevre sözleri de seçmenin çoğu. Dolayısıyla orada bile... Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği'nin başkanı Ankara Ticaret Odası'nda da Erhan Başkan'ın da onun da sağ olsun çok ciddi desteği var bizde. Bu su hakkını, burada da desteğimiz değerli, inşaat mühendisidir kendisi. Bizim heyetimiz bu kadar. Yani bugün heyetimizin bir kısmı, Selim abi bizi iyi tanıdınız ama tabii sizden. Ben senin kaptan mı olur? Çoşkun Torun, ben de Mamak'tan. Sen en genç üyesin. Sıkışırsak Erhan da konuyu anlatırlar. Baktım ki mecliste herkes anlıyor, Berkay Bey de yok. Dolayısıyla muhtarlardan oluşur, vakıflardan, değerliklerden Ankara'da... Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Kent Konseyi'nin her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Onlar sizlerin çalışmasında Ankara'mız için başarılı olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ankara Gençlik Parkı ile alakalı bizim bir çalışmamız var. Cumhuriyet'in en değerli rekreasyon projesi Mustafa Kemal Atatürk'ün yani toplu yine yokken 600 bin lira bütçe ayırıp şehir plancısı Jansen'e çizdirdiği bir proje.
Yani Ankara'nın oksijenle tanışması o. Yani o günkü iradede, o yoklukta bu irade konuluyor. O iradeyi muhafaza etmek kent hafızası için çok değerlidir. Milyar dolarlık parklar yaparsınız ama kentin hafızasında bir yer yoksa o marka değildir. O park da değildir. Yapılanları biliyorsunuz yani milyarlarca dolarlık parklar yapabilirsiniz ama kent onları sahiplenmez. Ama gençlik parkı dediğiniz zaman babası orada evlenmiş olan bir kent sakinin gözünden iki damla yaş gelir. Hikayesi var parkın. Kesinlikle. Dolayısıyla Emel Sayın'ın ilk çıktığı yerdir bazısı için. O için değerlidir. Bazısı için şişman dondurmasının ilk yediği yerdir orası. Dolayısıyla bu kent hafızası için çok değerli olan bu hikayeyi canlandırmak için bir sorumluluk aldık. Gelmiş gibi kabul edin. Ben ilginizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bunu yüzünüzle demekten çok hoşlanmıyorsunuz ama bugün Türkiye'de kent konseylerinin tamamının ilgisi Ankara Kent Konseyi'ne geldiyse bu sizin açtığınız alanla alakalı bir durum. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak sizin ve meclis üyelerinizin kent konseyinin bu çalışmasında ortaya koyduğunuz irade Türkiye'de model oldu. Bütün arkadaşlarımız bize teşekkür ediyorlar. Tarafsız davranırsanız, bu tarafsız davrandığınızı da insanları inandırırsanız en azından size oy vermeyen kesimde bir rahatsızlık oluşmuyor. Yani bunu ben sağladığımızı düşünüyorum. Onun için özellikle Halil Brehan Bey'in başkanlığında sizden de katkısıyla her görüşten, her görüşün rahatça savunulabildiği bir platform ortaya çıktı. Burada herkes fikrini rahatça söyleyebiliyor. 500 kadar sivil toplum kuruluşu. Hemen hemen Ankara'nın tümünü, yani parayı ödeyenleri, vergiyi ödeyenleri temsil ediyor. Dolayısıyla yapılacak işlerde öncelikle onların tercihlerini alıp bize yol göstermesi, ödeyen karar verir kavramının nispeten de olsa uygulanması sonucunu açtı. Emekleriniz için gerçekten şükran duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinizden. Şöyle bir anket yapsak, aslında bu kentte yaşayan herkes bu kentte yaşamayı sever. Kent konseyi bu güveni sizin verdiğiniz destekle bir şey. Çünkü güven belki de oluşturulması en zor mesele. Farklı konular birbirleri çoğu zaman yan yana gelmiyor. Türkiye'de izlenir olması çok... Diyenin bizim yanımızda olduğunu gördük. Evet. Zaten aslında bizim görevimiz, teşekküre evet. Gerek yok dedik. Çünkü bir de işte üniversitelerle ortak çalışmaya hemen de başladık. Bir bakanlığın arkasında bir gölet var, yeşil alan var. Onu da mesela aynı şekilde kullanmak. Kanlar olma sürecini yaşadık. Pandemi sürecinde burada Büyükşehir Belediyesi dokumatik olup bir şey için daha teşekkür ederim. Şundan dolayı da size teşekkür ediyorum. Bürokratların da büyük bölümü. Bizim... yani ben de fazla yaşamadım. Allah kırsın. Tamam. Kadın diyorum, kendim de orada duruyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Kayıttayım başkanım. Bir tane daha alacağım. Yani minareye ilgili sizin nezdinize temsil ediliyor ve ondan dolayı da teşekkür ediyorum. Peki ne yaptık bugüne kadar biz? Büyükşehir Belediyesi'ne sizin de seçilmiş birisi olarak bu iradenin arkasında durmanız bize güç katar. Bu iradenin politik bir irade olmadığını da gösterir. Dört grup başkanının bu konuda ortak bir dil kullanması bu iradenin politik bir dil olmadığını da anlatmış olur bütün kesimden. Bir sizin karargahı büyük bir etkinlik yaptık. Seremoniyemize bir tahta yapıyorduk ama yine orada çekiriz. Bunun üzerine gitmek lazım. Ama siz daha güzelini kullandınız yani. Hacı Bayram Bey'i kullandınız. Fatih Sultan Mehmet'in var yine. Biz ise hakkaniyetten, eşitten, doğrudan, güzelden yani olmak zorundayız. Esas peşinde olduğumuz şey bu olmalı. Bütün görevlerimizin haricinde. Bunu yaparsak buradan hepimiz gülerek ayrılırız. Mutlu ayrılırız. Farklı düşüncelerimiz olsa da mutlu ayrılırız. Ve birbirimizi daha iyi anlarız. Yok. Bunu aslında yansıtıyor. Konuştuklarınız arasında sadece çok önemli bir faz farkı var. Ona işine sahibiz. Niye? Seçilmedik. Tabii. Oy alma mecburiyetimiz yok. Hesap verme mecburiyetimiz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir şey yapmak istiyorsanız bizim gibi bir kurumlarımız gönüllü olarak destek verecek. Proje üretmek için. Olduk. Tabii inşallah. Kolay kolay. Sağ olun. 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 Sağ olun.